Yörüktoy'u hazırlayıp devam ediyor. Antalya Yörüktürkmen Derneği'nin hazırladığı Yörüktoy'u Antalya Varsak Kirişçi'de mevkiinde. Bugün onlarca çadır kuruldu. Yarın binlerce insana için keşifler hazırlandı. Hazırlıklar sürüyor değerli izleyiciler. Dışarıdan aldık sesi, onu düzeltelim. Seninki de kapalı değil mi? İyi, prova olmuş oldu. Devam edebilirsin. 1, 2, 4, 5. Değerli izleyiciler. Antalya'da Yörüktürkmen Derneği'nin hazırladığı Yörüktoy'u çalışmaları devam ediyor. Antalya Varsa Kirişçi bölgesindeyiz. Onlarca çadır kuruldu. Gölgeler yapıldı. Türk bayrakları asıldı. Muhteşem gün için hazırlıklar sürüyor. Ağırlık almaktır. Beylik dermektir. Derin el olan. Halkın bey dediği, beyliği kendisinin taşıdığı Ali Bakman aramızda. Neler söyleyecek? Antalya Yörüktürk İl Bey olarak. Sayın Ramazan Kıvrak, bize bu görevi veren, bu görevde bulunmamızı tercih eden bütün arkadaşlarımıza, bütün gelecek olan vatandaşlarımıza şimdiden çok çok teşekkür ederim. Yarın gelip eğlencemize katılmalarını, keşkeklerimizin tadına, lezzetine bakmalarını, yaptığımız etkinlerden bir feyiz almalarını şimdiden bekler ve tüm halkımızı davet ederiz. Yarın ülkenin dört tarafından akın akın insanlar gelecek. Bir bey olarak karşılayacaksınız. Dernek başkanları, yönetimi karşılayacak. Beylik dermekleri yedirip içeceksiniz, buyuracaksınız. Ağırlayıp uğurlayacaksınız. Bu insana mutluluk veriyor. Evet, mutlaka şu anda biz bir aydır bir hızlı şekilde bu çalışmanın içerisindeyiz. Son dört gündür bilhassa çok yoğun bir çalışmaya girdik. Siz de gördüğünüz üzere işte çadırlarımız kuruluyor, bütün arkadaşlarımız çalışıyor. Afişlerimizi atıyoruz, işte Atatürk bayrağımızı, Atatürklerimizi, bütün afişlerimizi asmakla meşgulüz. Ama tabii bunun yorgunluğunu pazartesi günü olduğu zaman bu töreni şanımızla, şöhretimizle, alnımızın teriyle bitirdikten sonra o kadar bir huzura kavuşacağımızı tahmin ediyoruz ki zaten bu iş için yola çıktık ve öyle olacağını tahmin ediyoruz. Pazartesi günü inşallah çok rahat bir nefes alarak huzurlu bir şekilde geriye döneceğiz. Nevzicler, kimisi parasını, kimisi aklını, kimisi gücünü, insan elinde ne varsa, omuzunda ne varsa, yükünde ne varsa onu dağıtmayı sever, sevmelidir değil mi? Tabii mutlaka paylaşmak, paylaşmak çok güzel bir şey. Bu dünyada kazandıklarımızı bu dünyada da bırakabiliyorsak o kadar mutlu oluruz ki, o kadar mutlu olmamıza vesile olur ki. Ne mutlu bizlere yani bu kazançlarımızı arkadaşlarla paylaşmak, bu şölenlerimizi yapmak, bu örfü adetlerimizi geleceklere aktarabilirsek, çocuklarımıza buralarda bir şey gösterip, bir şey öğretip, geçmişten bir analelerimizi bildirebilirsek ne mutlu bizlere. Erkekler, Antalya Yörüktürkmen Derneği'nin hazırladığı Yörüktoy'unda Antalya Yörüktürkmen Bey'i Halim Akman çadırı kuruldu. Yarın insanlar burada ağırlanacak, uğurlanacak. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Tekrar halkımızı yarın şimdiden tekrar davet ediyorum. Herkesin gelmesini, keşkeğimizin lezzetine bakmasını istiyorum. Sabahtan beri de keşkekçiler, aşçımız keşkek dövüyor, makineyle dövüyor. Şimdi hazır oldum bakacağız. Onay verilecek. Ondan sonra öğlen dağıtılacak. Beyimiz burada, dernek başkanımız burada, Alim Bey, Süleyman Bey. Daha önce bu derneğin başkanı yapan Kemal Tuş burada, aşçı burada. Aşçı Arif. Arif de burada. Hepsi burada. Bak bakalım. Beyim. Ya onu şey açar. Yok kapak kaldı. Dursun Bey. Evet. Açılıyor mu kapak? Şimdi açılmaz kapak. Şimdi arkadaşlar önce aşçımız keşkeklerimizi hazırladı. Biz bunların tadına bakmak için önce bey olarak bir bakalım onayını verelim. Daha sonra vatandaşlarımıza bu keşkeğimizi sunmaya devam edelim. Fakat bu kazanı açamıyoruz. Yani bunda bir kilit mi var? Kilit ne? Kapalıdır bu. Açılmaz. Para vermeden. Onun ağırlığı var. Peki ağırlığını verelim aşçımıza. Aşçının gönlünü yapalım. Buyur bakalım aşçı bey. Açılır mı Ramazan abi? Ya ben anlamadım. Açılır, açılır, açılır. Bakalım bir ya. Açılacak gibi az. Derler başkan az. Az açılacak gibi. Sen de dattığın yere darı yakıyorsun ha. Ama açılmaz. Sıkıştı. Peki bakalım. Gönlü olsun aşçımızın bir tane daha ikram edelim. Şimdi açılır işte. Bak kaldırsın az hafiftir. Allah bismillah. Açtık bakalım hadi. Gayet güzel.
Tamam çok güzel. Bir çom çay alalım bir de karıştıralım gerekirse. Buyur. Bir onaylayalım bakalım. Buyur. Parayı kaptın ama kapı kurtulamazsın. Ağam nasıl olmuş mu yenecek durumda mı? Şimdilik güzel görünüyor. İnşallah biraz daha güzel olacak. Sade yağsını ve etini koyduktan sonra halkımıza bunu takdim etini yapacağız. Doğrudur. Evet. Allah razı olsun aşçımızdan. Aşçımız pişirmeye devam etsin yemeklerimizi. Antalya Yörük Türkmen Derneğimizin Antalya'daki toyunda keşikler hazır. Türk kendini bilene derler. Kutatlı Birlik'ten de yola çıkarsak bilen insan bey olabilir. Bilgili insan bey olabilir. Tecrübeli insan bey olabilir. Kucaklayan babacan adamlar bey olabilir. Yiğit adamlar bey olabilir. İşte Antalya Yörük Türkmen Derneği'nin Antalya Yörük İl Bey'i Alim Akman çocuklarını, torunlarını yanına aldı. Çatı çocukları çalışıyor. Torunları yanında maşallah torunları yanında gezdiriyorsun. Öğretiyorsun. Evet bu geçmişimizi bunlara öğretebilirsek, bir nebze bir şeyler verebilirsek ne mutlu bizlere. Ama torunlarım da gördüğünüz gibi hepsi bu işe hevesli ve geleceğimizi bunlara teslim edeceğimiz için şimdiden mutlu ve huzurluyuz. Evet. Ne diyorsun torun olarak? Atalarımızın, dedelerimizin hani mirasını, kültürünü devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet. Değerli seyirciler, sadece ananızdan, babanızdan, dedenizden neden gelen tarlaya eki veren, satı veren, eve otur veren, satı veren değil. Onların bıraktığı dili, müziği koruyacaksın. Tarlaya sahip çıkacaksın, ağacı büyüteceksin. Eve sahip çıkacaksın, emeğini yabana gedermeyeceksiniz. Dükkanı yabana gedermeyeceksiniz. Öyle ata getti, mal getti olmasın. Aynı zamanda atanın değerlerini koruyacaksınız. Maşallah beyimiz de torunların yanında taşıyarak bunu göstermeye çalışıyor. Yörük Bey'in çadırın etrafında gezenler, neler var neler yok araştırıyoruz. Beylik öyle kolay olmuyor. Bey demekle bey dolunmuyor. Beylik bilgeliktir. Beylik yiğitlik, mertlik, önderliktir. Beylik vermektir. Ağalık almaksa beylik de vermektir. Ağa aldığını verdiği için ağa derler ama beylik almadan verendir. Antalya Yörük Bey'imizde hazırlıklar var. Gelene giden doyuruyoruz. Tamam. Sayın Ramazan Gıbran söylediği gibi beylik her zaman vermekle olur. Bey demek obasına, etrafına gelen misafirlerine bakan insan demek. Bizim atalardan gördüğümüz bir yörük çadırına bir misafir geldiği zaman baş köşeye geçirerek o günkü elindeki çorbasını, tasını, yoğurdunu, yemeğini paylaşan ve en kolay, en kısa şekilde de en güzel yemeklerimizden olan pişiyi pişirip bütün misafirlerimizi aç bırakmamak için elimizden gelen bütün gayreti gördüğünüz gibi sarf ediyoruz. Çok sağ olun. Tamam. Sizler de sağ olun. Allah razı olsun. Başkanım gel. Gel gel. Evet. Ramazan abi canlı yayın yapıyor. Teşekkür ederim. Gel gel bir de bir şey inanın. Ramazan abi bir tane zaman... Ey Türk! Tarihteki bütün Türk devletleri yörüklerin kıl çadırlarının altında kuruldu. 135 devlet kurduk. 16'sı Cihan Devleti. 1035'te kurulan, 1071'de Anadolu'yu yeniden fetheden Sultan Alparslan Oğuz'un kınık boyuydu. Yani yörüktü. 1299'da Cihan Devleti Osmanlı'yı kuran Osman Bey Oğuz'un kayı boyu kare geçiri yörüklerindendi. 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk Oğuz'un kocacık yörüklerindendi. Bu topraklar işgal edildiği zaman bir savaş verildi. Atatürk'ün vurduğu düzenli ordunun yanında Aydınlı Yörük Alefe, Antepli Şahin Bey, Maraşlı Sütçüman bir savaş verdi. Bu yetmedi. Kadınlar da savaştı. Gördesli Makbul Efe, Aydınlı Çede Ayşe, Erzurumlu Kara Fatma birlikte savaştılar. Düşmanları bu topraklardan kovdular. Yepyeni bir devlet kurdular. Bu devletin adına Türk devleti dediler. Bu milletin adına Türk milleti dediler. Bayrağın adına Türk bayrağı dediler. Dilim adına Türk dili dediler. Bunu asla unutmayacağız. Allah'ın ilk emri peygamberimize oku.
okuyacağız. Yunus Emre bil diyor. Bileceğiz. İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif Ersoy ilk kelimesinde korkma diyor. Korkmayacağız. Türk'ün şifreleri okuyacağız, bileceğiz, korkmayacağız. Bu şölene emeği geçen, destek veren ve Antalya Türkmen Kültür Dayanışma Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Beylik Türk töresinde var. Ağalık almaktır, aldığını birazdır veri. Bey almadan veri. Kudat bir birlikte beylik bilgeliktir. Beylik önderlik, liderlik, ağabeyliktir. Beyliği halk verir, bey beyliği kendi taşır. Şimdi Antalya Türkmen Kültür Danışma Derneğimizin il beyi Alim Akman'a Süleyman Başkanımızla beylik giyimini yapacağız. Evet. Sarı yağımızı, halımızı, bereketi bolluğa anlatan yağlığımızı ve kılıcımızı kuşağına takıyor dernek başkanımız. Bizim beyimiz Ali Akman garısının beyi olmayacak. Yörük bey olacak. 3-5 kişinin beyi olmayacak. Yörük bey olacak. Bir dilgicik yemin ettirelim. Dinine, imanına, obalı boynuna, çapak yürek yanına bu beyliği taşıyacak mı? Tabii taşımaya söz verdik ve bu yola bu şekilde baş koyduk. Bize bu göreve gören tüm misafirlerimize, tüm dostlarımıza, bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Hoş geldiniz deriz. Sağ ol, var ol. Sayın Başkanım. Ben de şahitlik yapıyorum başkanım, beyimi. Antalya'da faaliyet gösteren Akdemir profillerinin sahibi, hayırsever iş adamı, Yörük Beyimiz, Sayın Alim Akman Beyefendi'ye bu alkışlar az gelir. Sen okunu at. Vurmazsa mızrak utansın. Sen tohumunu ek, vermezse toprak utansın. Sen atını sür, çekmezse kısrak utansın. Değerli seyirciler, keşkeklerimiz hazırlandı. Binlerce kişi yetecek. İl beyimiz Alim Akman keşkek dağıtmaya başladı. Yiyenlere afiyet olsun. Bizim, sağlık şifa olsun. Tabii hepsine sağlık ve şifa olsun. Gelenlerden de gelmeyen dostlarımızdan hepsinden teşekkür ediyorum. Sağlıklı şifalı bir keşkeğimiz olur inşallah. Ağızların tadıyla yemelerini tavsiye ediyorum. Günlerdir yapılan çalışma sonucunda bugün Antalya Yörük Türkmen Derneği'nin yörük toyu yapıldı. Emek verenler, destek verenler oldu. Ülkenin dört tarafından akın akın gelenler oldu. Yörük beylere başkanları buradaydı, halk buradaydı. Dernek başkanımız Süleyman Bey ne söyleyecek? Şimdiye kadar bizleri böyle yalnız bırakmayan bu halka minnettarım. Bizleri bu kutsal görevi bağışlayan büyüklerime gösteren bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Bura bizleri yalnız bırakmayıp da gelen bütün dernek başkanlarım, belediye meclislerim, belediye başkanlarım ve bütün halkıma çok teşekkür ederim. İnşallah senelere daha iyilerini bekliyoruz. Değerlerini yaparız. Evet. Onların desteğiyle çıkıyorum. Çok sağ ol. Beyim siz ne dersiniz? Şimdi söze başlarken beylik vermek demekle başlamıştık. Biz bugün bu hizmete talip olduk. Bu gelen arkadaşlarımızı ağırlamaya çalıştık. Biz bunlara bu ikramlarımızı yapabildiysek kusurumuzla, affımızla tekrar ileride düzeltmek şartıyla yine bir yıl sonraki şölenimize tekrar bekliyoruz. Ne mutlu bizlere. Artık bizim yorgunluğumuz bunları gördükten sonra, bu hizmeti yaptıktan sonra rahatça oturmak olacaktır yani. Bu programı izlerken keşke ben de orada olsaydım diyorsanız önümüzdeki yıl bahar erkenden, bahar gelmeden gözünüz, kulağınız Antalya Yörük Türkmen Derneği'nde başkanında, beyinde olsun.